Merhabalar, kanalıma mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte yoğurt mayalayacağız. Tenceremizi ocağa almadan önce tenceremizin içerisinden bir su geçiriyoruz. Hem sütümüz bu şekilde dibi tutmuyor hem de kesilmesini önlemiş oluyoruz. Şimdi sütümü tencereye alıyorum. 2 litre benim sütüm. Ocağımızın da altını açıp sütümüzü kaynamaya bırakıyoruz. Süt kaynamaya başladı. Gördüğünüz gibi böyle kabarmaya başladı. Bu esnada elimize bir kepçe alıyoruz. Taşmasını önlemek adına. Bu şekilde bir süre savurarak sütümüzü pişireceğiz. Sütümüz güzelce kaynadı. Şimdi sütümüzün altını kapatıp yoğurdumuzu mayalayacağımız kabımıza boşaltacağız. Sütümüzü mayalayacağımız kabımıza boşalttık. Ben bu şekilde cam bir tencere tercih ediyorum. Cam bir borcam tercih ediyorum. Sizler istediğiniz bir tencere olur ya da kavanoz olur. İstediğiniz şeyin içine boşaltıp mayalayabilirsiniz. Şimdi sütümüzü ılınması için bırakıyoruz. Sütümüz bir süredir bekliyor. Şimdi bir ısısına bakacağız. Tam ortasına serçe parmağımızı. Evet, sütümüz ılık. Parmağımız ne yaktı ne de soğuttu. Yani tam böyle ılıkla sıcak arası bir kıvamda. 1 litre süt için 1 yemek kaşığı, 2 litre süt için 2 yemek kaşığı yoğurt kullanacağız. Benim sütüm 2 litre, 2 yemek kaşığı kullanacağım. Yoğurdumuzun üzerine sütümüzden biraz ekliyoruz. Hem yoğurdumuzun soğukluğu gitsin, biraz ılınsın diye, hem de biraz özleyebilmek için. Yoğurdumuzu bu şekilde sütle birlikte karıştırdım, biraz ılıttım ve daha akışkan bir hale getirdim. Şimdi bu yoğurdumuzu alıp sütümüzün içerisine boşaltıyoruz. Sonra bir kaşıkla 1, 2 bu kadar karıştırıyoruz. Şimdi mayaladığımız sütümüzü ılık fırının içerisine ağzı açık bir şekilde alacağım. Bu şekilde 5-6 saat kadar fırının içerisinde bekleyecek. Yoğurdumuz mayalandı. Taş gibi olmuş. Şimdi yoğurdumuzu buzdolabına yine ağzı açık bir şekilde kaldıracağız. Bir gece buzdolabında dinlendireceğiz. Bir gece buzdolabında dinlendirdiğimiz yoğurtlarımız artık yemek için hazır. Ben bir tanesini kavanozda mayalamıştım. Bir litresini, bir litresini de bu şekilde cam bir tencerede mayaladım. Yoğurdumuz çok güzel bir şekilde mayalandı. Zaten kavanozumu da gördünüz. Şekilde yan yatırmama rağmen hiç akma ya da düşme olmuyor. Eğer ağzı açık bir şekilde mayalar ve ağzı açık bir şekilde buzdolabında dinlendirirseniz yoğurdunuz da sulanma olmaz ve gayet güzel kıvamlı bir yoğurdunuz olur. Şimdi yoğurdu tabağımızı alalım. Bakın gayet güzel kalıp gibi çıkardım. Hem de ben bu yoğurdu hazır yoğurtla mayaladım. Ve gayet güzel kıvamlı oldu. Sizler de mutlaka denemesi gereken bir tarif. Ev yapımı yoğurt gibisi yok. Mutlaka denemelisiniz tarifimizi. Eğer bu videomu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı ve hala kanalıma abone değilseniz bu videodan sonra abone olmayı unutmayın. Hoşça kalın.